Sizinle mi bugüne kadar bu din geldi? Bana mı ihtiyacı var Allah'ın? Beni de helak etse, sizi de helak etse Allah yine bu dini hakim kılacak. Hazreti Mehdi'yi de çıkaracak. Roma'yı da fethettirecek. Bütün Avrupa'ya da mescitleri yapacak. O Allah ki Celle Celaluhu Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem hidayetle, dosdoğru din ile, hak din olan İslam ile gönderdi. Neticede ne yapacak? Onu bütün dinlere galip edecek. İşte o müjde Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında epey tahakkuk etti. Hazreti Ömer zaman epey tahakkuk ettiyse de esas ne zaman tahakkuk edecek? Hazreti Mehdi zamanında İslam bütün dinler üzerine İsa aleyhisselamın da inmesi aynı döneme rastladığından işte o dönem İslam'ın tek hakim olduğu dönem olacak. Dünyada İslam galip olacak. Şirkten eser kalmayacak. Müşrikler istemese de, çatlasa da, patlasa da neticede yine İslam galip olacak. İşte Hazreti Mehdi'yi bekliyoruz. Onlardan bahsetmeme gafletine de düşmüyoruz. Hazreti Mehdi'yi konuşmayın, İsa Aleyhisselam'ın içinden bahsetmeyin diyenler de yanlış gayeye hizmettedirler, gaflettedirler. Biz ne yapıyoruz? Onların alametlerini okuyoruz, hadis-i şerifleri okuyoruz, rivayetleri okuyoruz. Böylece bekliyoruz. En azından Allah-u Teala bizi onlara layık bir asker eylesin diye dua ediyoruz. Böylece bu kadar hadis-i şeriflerden haberdar oluyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene evvel bu kadar hadisleri beyan etti de biz kıyamete yaklaşmışık, ezan kulağında yani müezzin akşam güneş batmaya yanaşıyor, kıyamet kopmaya birkaç efendim zaman kısa zaman kalmış. Böyle bir zamanda konuşmayacağız da ne zaman konuşacağız? Sahabe-i kiram bunlar 14 asır evvel konuşuyorlardı. Dolayısıyla tam zamanıdır, zeminidir, yeridir. Allah Teala efendim bizleri haberdar ediyor inşallah.